İzleyenler, yarın 27 Mart Dünya Tiyatro Günü. Bugün stüdyomuzda bir tiyatrocu konuğumuz var. Aynı zamanda televizyonumuzda hazırlanan, yönetilen o programın sunucusu Aziz de Söze Gel programının sunucusu Aziz Saydut konuğumuz. Hoş geldiniz. Efendim hoş gördük. Sevgili Kadir Cesur, gayet güzel haber sunuşunla tebrikler ilk önce. Çok teşekkür ederim. Sağ Seninle olun. aynı programda var olmak da çok keyifli. Yüreğine sağlık. Teşekkür ederim, sağ olun. Aslında Aziz Bey ile aynı şeyden geliyoruz. Değil mi? Ya ben de Cenahtan geliyor. sahneden Sahne, televizyona, evet. siz de Ben de tam onu sahneden söyleyecektim. televizyona. Aynı şeyleri oynuyoruz aslında. Bir noktada ben Orhan Veli oynarken sen Ahmet Arif oynamıştın, değil mi? Aynen Tek öyle. kişilik sahne yapmak hem çok zor hem ama bir noktada Kesinlikle. da çok keyifli. Kesinlikle. Bu yönümüzde hem şairlik hem oyunculuk, bir yanımızda da televizyonda buluşmamız çok ayrı bir keyif. Kesinlikle. Yüreklerimiz bir atabiliyor bu Ya ne noktada. kadar güzel bir şey. Buluşturucu yönü o Değil mi? sanatın. Ne kadar güzel. İşte yarın Dünya Tiyatrolar Günü 27 Mart. Ben daha önce oynamıştım, ben Orhan Veli'yi kendi düzenlemem. Yine tekrar sahneye koyuyoruz Kumbara Sanat Merkezi'nde. Yarın 18'inde hem Tiyatrolar Günü'nü kutlamış olacağız hem de oyunla Dünya Tiyatrolar Günü'nü bu şekilde anmış olacağız. Bu noktada önemli bir günde, Peki önemli nedir bir oyun. Dünya Tiyatrolar Günü? Aslında Neden 27 Mart? Neden Dünya Tiyatrolar Günü? ya şimdi biliyorsunuz aslında tiyatronun tam geçmişine baktığımızda insanoğlunun varlığından bugüne kadar tiyatro var. Yani ilkel insanlar konuşmadığı zamanlarda o avlanmayı bile figüre etmek için birbirlerine taklitler yaptılar. O günden bugüne gelirken yani tam tarih olarak 27 Mart olarak böyle bir manifesto tiyatroların açıldığı gün olarak değerlendirilmiş ama neden dediğimiz zaman o nedenin background'unu bilmiyorum desem böyle Herhalde toparlayayım. Paris'teki Ulusal Tiyatro'nun açılış günü 1962'de. Empire o O zaman zaman tiyatrosu. tabii ondan dolayı bildiğim kadarıyla Dünya Tiyatrolar Günü Helsinki'de ve Viyana'da yapılan sempozyumlarda öne atılan bir fikir. Ama 1962'de herhalde ilk olarak Yani şey haberciliğin yönü bu. Yani bu habercilik Biraz yönü daha burada çok iyi. haberci Harika o zaman. Ben de bu noktada Estağfurullah. sonuç itibariyle o geçenlerde yine Paris'teki Empire Tiyatrosu'nun yine bir gündeme alınması, onun satılma durumu vardı. Bu noktada gerçekten ayrı bir evet ama 27 Mart Dünya Tiyatroları olarak kutlanıyor. Peki Aziz Bey biraz da şey yapalım aslında. Ben Orhan Veli üzerinden konuşmak istiyorum. Yarın Dünya Tiyatrolar Günü vesilesiyle oyunu yeniden sahneye çıkaracaksınız. Nasıl bir oyun Ben Orhan Veli? Neyi anlatıyor, nasıl anlatıyor? İzleyicinin ilk karşılaşmadaki o vermiş olduğu reaksiyon nasıl oldu? Tekrardan sahneye çıkacak. Şimdi izleyicinin beklentileri neler? Ne görmeyi bekliyor, hayal ediyor? Veya tekrar izlemek isteyenler var mıdır? Evet. İllaki vardır da. Yani aslında Orhan Veli'nin kendisini anlattığı oyunla mesela şöyle başlıyor. Ben Orhan Veli 1914'te doğdum. 1 yaşında kurbağadan korktum. 2 yaşında gurbete çıktım. 7'sinde mektebe başladım. 9'unda okumaya, 10 yaşında yazmaya merak saldım. 13'te Oktay Rıfat'ı, 16'dan Melih Cevdet'i tanıdım. 17'de bara gittim. 18'inde rakıya başladım ve şarkı söylemesini çok sevdim. 19'undan sonra avarelik dönemin başlar. 20 yaşından sonra para kazanmasını ve sefalet çekmesini. Aslında ben bu oyunu düzenlerken bu oyunun bir de başka bir versiyonu var. Aslında Orhan Veli'nin Murat Hanbunga'nın düzenlemiş olduğu Bir Garip Orhan Veli. Benim de düzenlediğim Ben Orhan Veli. Murat Hanbunga'nınkinden çok daha farklı. Ben biraz daha Orhan Veli'yi ben kendi şarkı söz yazma yönümle, şarkı söyleme yönümle de o Orhan Veli'nin mısralarından oyunun düzenlemesini yaptım. Şiirlerindeki düzenlemeleri yaptım. Mesela diyor ki bir kuple yapayım işte İstanbul'da Boğaz içinde bir fakir Orhan Veli'yim. Veli'nin oğluyum, tarifsiz kederler içindeyim. Ürümeli Hisarı'na oturmuşum, oturmuş da bir türkü tutturmuşum. Orada şuna giriyorum. Kimseye etmem şikayet, ağlarım halime, titrerim için gibi.
baktıkça istikbalime, İstanbul'un orta yeri sinema, garipliğimi, mahsumluğumu duyurmayın anama. Oradan mesela böyle geçişler böyle bu şekilde. Yani ben sadece ben değil herhalde izleyiciler de ekran başında bir anda hani o şarkının devamının gelmesini ümit edercesine durdular herhalde. Böyle bir de orada bir de şey sahne olduğu zaman tam da böyle şey hıçkırığa da boğuluyorum mesela. Diyorum İstanbul'da Boğaziçi'nde bir fakir. O sahnede o role giriyorum. Ondan sonra farklı mesela anlatamıyorum şiiri. Mesela dünyada en çok okunan şiirler arasında ağlasam duyar mısınız mısralarımda? Bu sahnedeki tempo romanı çok daha başka oluyor. Yani sahneyi biliyorsun. Bir de seyircinin enerjisini aldığın zaman rolde yaşıyorsan çok ayrı bir keyifle oynuyorum. Gerçekten yani bu Orhan Veli'nin hazırlanışı bende yaklaşık 3 yıldır. Hem yazma aşaması hem kurgulaması hem sahneye taşınması 3 yıl oldu. Böyle bazen kendi yatarken bile dün akşam provayı yapıyordum. Yani işte bu sahneden şunu geçerim, şunu geçerim. Çok ayrı bir keyif. Bana çok büyük şeyler kattı, enerji kattı. İnanılmaz kendi iç dünyamda büyük bir frekanslar yaşadım. Bazen işte yürüyüşümü şey yaptım. Ondan sonra tavırlarımda çok büyük etkiler oldu. Hem şairi oynamak, şairlik yapmak çok ayrı bir keyif. Gerçekten kesinlikle böyle bir şey. Sahnede çok keyifli bir zaman kavramı içinde var oluyorum. Biliyorsun geçen haftaya kadar saçlarım, sakallar çok iyiydi. Çok değişmiş. Müthiş bir. Çünkü rol gereği de bir rol gereği de saçları, sakalları temizledik. Yarın da daha bir o makyajı ondan sonra kıyafetlerle sahneyi düzenlediğimizde çok ayrı bir zaman kavramında var olacağım. Provalarda geçen şunu fark ettim. Prova akışı aldığım zaman provadan sonra 2 saat sonra üstümdeki o şeyi atabiliyorum. Yani 2 saat üstümde o kalabiliyor rolün ağırlığı. O noktada gerçekten prova da çok ağır geçti. Çünkü çok duygusal geçişler var. Yani bir yerde de gülüyorum. Bağıra çağıra düşerim yollara. Döner başım havalarda. Böyle bir anda bir şey var işte. Kim o söylemiş muhallebiyi orada mı? Kim görmüş ama eleni yaptı mı? Bunların geçişleri, şeyleri, duygularını, geçişleri ne oyundan sonra 2 saat, provalarda 2 saat sonra ancak üstümden atabiliyordum. Biraz ağır da oluyor. Tek kişilik oyunun bir ağırlığı da var. Yani çünkü Orhan Veli'nin zaten kendi bir ağırlığı da var. Ayrıca bir ağırlığı var. Yani Orhan Veli gömleği giymek yani büyük bir yüktür herhalde. Yani öyle yani sen de mesela şey oynadın değil mi? Ahmet Arif'i değil mi? Mesela o hasretinden prangalar eskittim. Yani aslında bilmiyorum da ama yani hatalar mutlaka olacaktır ama sonuç itibariyle büyük şairlerin şiirlerini orada bir şekilde gerçekten yüreklere dokundurup ve sonrasında mesela ben hep o ilk oynadığım zaman birçok kişi beni aradığı zaman şeyi söylüyor. Kimseye yetme. Onunla girenler oluyordu. Bazısı diyordu ki şunu söylüyordu işte ağlasam duyar mısın mısralarımda. Oyunun tam seyirciye geçirdiğim noktada Orhan Veli'nin şiirlerini ezberlettiğim insanlar da oldu. Yani gidip Orhan Veli'nin kitaplarını bir daha okuyanlar da oldu. Bu noktada bir şeyi yansıtabilmek de çok ayrı. Siz onu gerçekten yaşıyor gibi oynarsanız o geçiyor seyirciye. Yani kesinlikle buradan da ekranın da o şekilde geçiyor. Umarım bizi izleyenler, merak edenler bizim yarın oynayacağımız oyunu sahnede canlı performansı olarak izlerler. Canlı performans çok daha ayrı bir şey. Kesinlikle. Davet etmiş olalım izleyicilerimizi.
Yarın saat kaçta? 18'de Kumbara. Çok güzeldi bir saattir. Evet, evet, yani çok güzel. 1 saat 5 dakika 10 dakika sürebiliyor. Bazen oyunun o izleyicinin almış olduğumuz şeyde bazen oyunu yayabiliyoruz. O yüzden normalde 60 dakikada sahneden iniyorum. Ama 60 dakikalık oyun için 3 yıllık bir süreç. Yani normalde 1000 günün üstünde bir çalışma. Sonra uzun bir prova aşaması. Bununla beraber o duygu geçişlerinin emeği var. 60 dakikada böyle çok büyük bir emeği 60 dakikada sunuyorsunuz. Yok, hocam şey derdi, tiyatro mantı yapmaya benzer derdi. Küçük küçük doğrarsınız hamurları için, küçük küçük kıymaları bırakırsınız. Saatlerce dindik dindik uğraşırsınız böyle. Ama bir tabak dolusu önünüze gelir, 5 dakikada yer kalkarsınız. Evet. 3 yıl bir hazırlığı var bir oyunun ama sahnede... Yani 3 yıl saatte. Aslında işte sebebi şu, oyunu yazıp onu değiştirmek, onun sahne şeylerini ayarlamak. Zaten 1,5-2 yıl sürdü onun hazırlığı. Yani oyunun hangisi, bu sahne buraya nasıl geçer, bu sözler buraya nasıl oturur, ona göre bir çalışma oldu. Ondan sonra geçen yıl kitap fuarından sonra sahne almıştım. Pandemi döneminde bir dinlenme süreci. Yani 20 gündür bir prova aşamasından geçti. Geçen hafta da sahnede sürekli, sahnede duygu geçişleri. En zor zaten olan duygu geçişleri. Yani düz bir oyun oynasa, yani bir karakter, yani tek bir karakter oynasan çok kolay ama Orhan Veli oynuyorsan o 4-5 duygu geçişi var. Yani 4-5 hal var, bir durağanlık var, bir sertlik var, bir kızgınlık var. Mesela diyor ki, hakkınız var, kolay değil mübarek sanatı kadar Varşova'da ölmesi, 10.000 kişinin ve benzememesi bir... Yani burada bir şey çıkışlar var. Yani duyguları çıkartmak çok ehemmiyet istiyor. O da yani gerçekten yorucu oluyor. Yani şimdi biz sahneden, bugün sabah da çıktım sahneye. Sabah 8'de başladı provaya. Saat 10'a kadar bir prova aldım. Yarına hazırsınız. Yani yarına tabii hazırım. Yarın bir akış provası daha alacağız. Yani 3 ile 5 arası bir prova var. 6'da hemen oyuna geçeceğiz. Yani 1 saatin oyununu bir prova 2 saat sürüyor. Yani provalar bu şekilde devam ediyor. Pekala, çok teşekkür ederiz Aziz Saydut katıldığınız için. Biz de izleyicilerimizi davet etmiş olalım Orhan Veli'yi keyifle izlemeye, güzel şarkıları dinlemeye. Ben de çok teşekkür ederim güzel sunumunla beni ağırladığın için. Van TV ailesine ve sana da her zaman kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim ben de. Kolaylıklar diliyorum.